Doğan Bey şunu yapıyor. Tipik Cumhuriyet Halk Partisi. Evet, tipik CHP'liyim. Bundan gurur duyuyorum. Siz de tipik AKP'lisiniz. Bunlardan medet umuyorsunuz. Burada günlerce çıkıp geçmiş yönetime iftira atıyorlar. Ne dedik? Hodri Meydan, Çağlayan Adliyesi orada. Yüreğiniz yetiyorsa buyurun. Buyurun Hodri Meydan. Bu konu burada kalmayacak, onu söylüyorum. Efendim, yeniden oylarız oylamayız. Görürüz bakalım ne yapacağız. Duymadınız, anlamadınız, bir komisyona üye verip de biz onay mı verdik diyorsunuz yani? Seyit Ali Bey, lütfen oturur musunuz? Rica ediyorum. Bakın, ben şu an sizin grup başkan vekilinizle konuşuyorum. Yapmayın arkadaşlar. Rica ediyorum. Şimdi bir kere şu soru yanlış. Okuyup anladığınız, oy verdiğiniz şeye şimdi hayır mı diyorsunuz? Öyle değil. Nasıl yani peki? Siz şimdi maksatlı soru soruyorsunuz. Hayır, hiç maksatlı sormuyorum. Maksatlı samimiyetle soruyorsun. Bir soru soruyorum. Bakın burada... İsim de verdiniz, şimdi, oyladık bunu. Şimdi zaten şu birinci oylamayla ilgili bu ısrarın nedeni bile aynı aslında. Burada kanun, komisyonların yetkisini düzenlemiştir. Bizim burada bir yetki tartışması yapmamıza hiçbir gerek yok. Üç tane teklif var. Biri bir komisyon kurulmasına dair, diğer ikisi de komisyonların görevlendirilmesine dair. Ama siz sadece kurma ve görevlendirme kararı vermiyorsunuz. Teklifin içine komisyonların yasada yazmayan ek yetkiler veriyorsunuz. Biz ilkinde sıcak baktık bir komisyon kurma isteğinize, fakat detaylara girdikçe bunu keşke daha önce söyleseydiniz. Bakın 25 dakika mola verelim dediniz. Açıp bakalım, inceleyelim. Ekstra bir yetki içerdiği için biz 3 teklifin 3'üne de hayır diyoruz. Şimdi birincisi oylandı geçti falan, bunlar şark kurnazlığı aslında, kusura bakmayın. Bizim irademiz bu konuda çok açık. Bu önümüzdeki ay bir daha gündeme gelir. Veto edilir, bir daha gündeme gelir. Veto edilir, bir daha gündeme gelir. Bu komisyonlar çalışmaz. Çalışsın istiyorsanız gelin bu yetki kısmını eleyin içinden. Sadece görevlendirme yapalım. Sadece kurma yapalım. Hepsi oy birliğiyle geçsin. Kanunda zaten yazıyor. Komisyonların görevinin ne olduğu yazıyor. Şimdi birinci oylandı diyorsanız yeniden baştan alalım. Yeniden oylayalım. Siz teklifinizi yeniden okuyun. Burada bizim irademiz çok açık. Bu şekilde geçirelim. Siz eğer biz ne dersek o olur diyorsanız, sayısal üstünlük buna izin veriyor. Buyurun o şekilde yolla, oylayın. Yani bunu yeniden oylanmasından neden çekinildi ben anlamış değilim. Şimdi ben durum ben, budur. Ben cevap o yüzden birinci o zaman. Birinci evet. Birinci gündem için, birinci teklif, komisyon kurulsun teklifi için yeniden oylama talep ediyoruz. Şimdi Doğan Bey, ben bir kere size hemen şunu sorayım. Şark kurnazlığından kastınız nedir yani? Oldu bitti derken, bakın bir saniye lütfen. Şimdi orada grup sözcüsü çıkıyor, söz alıyor. Bu komisyonların kurulacağı zaten oldu bitti değil. Daha önce konuştunuz siz gruplarla alakalı. Bir saniye izin verin. Bir dakika. Size bu bilgi Zeynep verildi. Zeynep Bey, kurulacağını konuştuk. Yetkilerini konuşmadık. Şimdi yetkileri içeride konuşsaydık. Ama Doğan Bey lütfen, yani siz bir komisyon kuruluyor. Eğer yetkilerinin ne olduğunu bilmiyorsanız bence önceden sormanız gerekir. Kanunda var yetkileri bunun. Tamam, zaten kanunu okuyor. Yetki, kanun ekstra dışı bir yetki vermiş. Kanun dışı bir yetkilendirme veremez. Dışı yetki bakın veriyor. Ben size şunu söyleyeyim. Zaten. Ben tekrar oylatacağım. Ama velakin şunu bilin. Kesinlikle burada bu bir şark kurnazlığıdır. Şudur budur. Bakın siz o zaman dinlemeden grup olarak bir şeye oy veriyorsunuz. Öyle bir şey yok. Kusura bakmayın. Bunun şark kurnazlığıyla falan bir alakası yok. Okunan bir teklif var. Oy birliğiyle geçen, hatta isim verdiniz, isimlere de oy kabul verdiniz. Ondan sonra sizin bir hukukçunuz itiraz edince şimdi biz şark kurnazlığıyla suçlanıyoruz. Ben bunu reddediyorum. Hayır, böyle bir şey olmaz. Öyle değil. Hayır. Sizi suçlamıyorum zaten. Hayır, lütfen. Bakın, arkadaşlar ya sorun güzel kardeşim lütfen yapmayın Zeynep ya. Bey. Neyse oylayalım, tartışmaya hayır, gerek yok. Yani tartışılacak bir durum tabii. Yok ama velakin şimdi yani bak ben, ne konuda anlaşıp anlaşmadığımızı biliyoruz. Bizim yani, kurulmada ve görevlendirmede bir itirazımız yok. Olabilir. Meclis öğrenmek isteyebilir. Fakat komisyonların görevi kanunda yazıyor. Ekstra bir yetki vermenin alemi yok. Arkadaşlar diyorlar ki biz ekstra yetki vermiyoruz. Eyvallah. Yani en azından neden evet, neden hayır dediğimizi biliyoruz. Oylayalım, bu şekilde geçsin. Ondan sonrasına bakarız. Tamam, yani daha fazla tartışmaya gerek yok. Ben tekrar oylatacağım ama şunu rica ediyorum. Lütfen gruplar neye oy verdiğini herhalde bilsinler yani.
yani isim de veriyorsunuz. Neye karşılık isim verildiği konusunda da bilmiyorum. Yani daha bence bu konuda dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Buyurun Sayın Grup Başkan Vekili. Aslında Doğan Bey dilinin altındaki baklayı çıkardı. Ne dedi? Bu komisyonlar çalışmaz. Meydan okuyor. Kime? Milletin iradesine. Hodri meydan. Biz komisyonu kuralım, sen çalıştırma. Hani sizin demokrasi anlayışınız? Ne oldu? İşinize gelmiyor değil mi? 2 yıl palavralarla İstanbulluların gündemini meşgul ettiniz. Şimdi hakikatlerin ortaya çıkması sizi rahatsız edecek. Bunu çok iyi biliyoruz biz. Hakikatlerin ortaya çıkması sizi rahatsız edecek. Bunu çok iyi biliyoruz. Bilgi ve belgeler İstanbulluların gündemine taşınacak. Bunu çok iyi biliyoruz. Biz oylamayı asla kabul etmiyoruz. Birinci komisyon oylanmıştır, ikinci oylanmıştır, üçüncü oylanmıştır. Meclis kararı vermiştir. Hayırlı olsun. Her meclis öncesi biz bir grup başkan vekilleri toplantısı yaparız ve meclisin akışı konusunda birbirimizi bilgilendiririz. Konuşma süreleri ne kadar olacak, kaç kişi gündem dışı konuşacak gibi konularda birbirimizi bilgilendiririz. Tevfik Bey içeride şunu söyledi. Biz 3 tane komisyon, araştırma komisyonu önerimiz olacak. Bunlardan bir tanesi komisyon kurulması, işte yatırım, izleme, takip ve değerlendirme komisyonu. Diğeri 2 tane araştırma konusu, onlar da komisyonlara havale edilecek dedi. 3 tane konu dedi. Evet. Yetkilerini konuşmadık. Kaldı ki bir, hani buna siz de evet deyin, hayır deyin gibi ne bir talebi oldu, ne böyle bir diyalog oldu. Biz döndük aşağıya, kendi aramızda grup yönetimi olarak oturduk, konuştuk. Bunlara olumlu yönde oy vermeyi düşündük. Fakat buraya geldiğimizde sadece komisyon kurma teklifi değil, aynı zamanda yasada yazmayan bazı yetkilerin verildiğine tanık olduk. Birincisinde bunun çok farkına varamadık. Arkadaşımız okudu ama ikincisinde bu belli oldu. Biz bunun üzerine hayıra döndük. Yoksa biz 3 teklife de olumlu oy vermeyi düşünüyoruz. O yüzden bu teklifleri, şimdi şu anda kilitlenen konu da şudur. Evet, 2 ve 3'e hayır dediniz ama 1 oylandı, bitti, geride kaldı deniyor. Geçmişte de buna benzer tartışmalar olmuştur. Hatta 2-3 gündem gittikten sonra, hatta bazen birkaç gün sonra oyların durumunda değişiklik yapıldığı geçmişte çok defa olmuştur. Bizim burada asıl itiraz noktamız yetkilerle ilgilidir. Dolayısıyla teklifleri, bunu bir aykırı teklif olarak söylemiyorum. Bir konsensüs arayışının ifadesi olarak söylüyorum. Tekliflerin kurulması, komisyon kurulması olarak gönderin. Biz buradan yine oy birliğiyle geçirelim. Diğer 2 ve 3'üncüyü komisyonların görevlendirmesi olarak gönderin. Onları da oy birliğiyle geçirelim. Ama kanunda yazmayan bir yetkiyi sırf meclis kararıyla ve meclis çoğunluğuna güvenerek ben geçiririm diyorsanız, biz bu komisyonların çalışmaması, aktif çalışmaması için CHP grubu olarak elimizden ne geliyorsa onu yaparız arkadaşlar. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Bak tekrar söylüyorum. Burada milli irade diyeceksin. Milli irade salonun %50'si milli irade, kalanı gayrimilli irade diye bir şey yok. O yüzden eğer gerçekten yetkilerde yasal açıdan bir sıkıntı yok diyorsanız, kanunda zaten araştırma komisyonunun yetkileri yazıyor. Kanunda yazıyor. Yönetmelikte yazıyor. Yetkilerle ilgili kısımları çıkartın. Hep birlikte oylayalım. Bugünü de bu şekilde, olumlu bir şekilde, uzlaşmış olduğumuz haliyle geçirelim ve günü sona erdirelim. Doğan Bey şunu yapıyor. Tipik Cumhuriyet Halk Partisi. Sizin kararlarınıza uyarız ama bizim söylediğimiz gibi yaparsanız. Kusura bakmayın, biz sizin gibi değiliz. Biz kararımızı verdik. Ha meclis komisyonları kurdu. Ha çalıştırmayacaklarmış. Görelim bakalım. Görelim bakalım. Hodri meydan. Hodri meydan. Çalıştırıp çalıştırmayacaklarını. Burası hukuk devleti Doğan Bey. Burası militan devlet değil. Burası hukuk devleti, hukuk. Meclisin yetkileri de, meclisin görevleri de kanunla tanımlanmıştır. Kanunla tanımlanmış çerçevede komisyon kurulmuştur. Eğer süreç içerisinde yanlış algılanacak herhangi bir husus varsa oturup telafi edilir. Bu kurulmuştur. Bunlar sadece arkadaşlarımız işin etrafında dolaşmak istiyorlar. Şunu çok iyi biliyorum. Aziz İstanbullulara da ifade etmek isterim. Bu komisyonlar rahatsız etti. Burada oy verdiler, bir telefon geldi onlara büyük bir ihtimalle. Ne yapıyorsunuz? 2 yıldan beri yalanla, palavrayla İstanbul'u idare ediyoruz.
Bu yalanlar, palavralar ortaya çıkacak. Algı şovlarla İstanbul'u idare ediyoruz. Bunlar ortaya çıkacak. Ne yapıyorsunuz diye kulak çekildi. Yani burada Allah aşkına uzman çalıştırmanın sakıncası ne? Uzman çalıştırmanın, uzmandan bilgi almanın, uzmandan yardım almanın sakıncası ne Allah aşkına? Bu uzman, hani bilimden bahsediyordunuz siz? Bilimden yardım isteyeceğiz diyoruz ya, başka bir şey demiyoruz. Ha istiyorsanız onları da siz verin. Onları da siz verin. Ama mesele burada o uzman, yetki vesaire, bunlar sadece ve sadece o birinci maddenin kurulmaması için manipülasyondan başka bir şey değil. Biz Cumhur İttifakı olarak, meclis üyesi olarak İstanbul halkının bize vermiş o yetki çerçevesinde teklifimizi yaptık. Oylamalar yapıldı. Bu meclis kararı haline gelmiştir. Hayırlı olsun. Biz komisyonlarımızı çalışmaya başlatıyoruz. Hayırlı olsun. Ya bir şey demedik, araştıracağız dedik. Evet. Bir şey demedik, araştıracağız dedik. Burada günlerce çıkıp geçmiş yönetime iftira atıyorlar. Geçmiş yönetime iftira atıyorlar. Ne dedik? Hodri Meydan, Çağlayan Adliyesi orada. Yüreğiniz yetiyorsa buyurun. Buyurun Hodri Meydan. Bak biz araştıracağız diyoruz. Çıkıp da şunu demiyoruz. Araştıracağız. 2 yılda ne yaptınız? Bir görelim bakalım. Bunu söyleyeceğiz. Bu kadar basit. Buyurun. Şimdi bakın ben ne söylediğimi biliyorum. Ömrümün 30 yılı hukukla geçti. Hukuk devletini tanımam falan diye bir şey hiçbir zaman söylemedim. Kanunda her şeyi yazmaz falan diye bir şey söylemedim. Tekrar söylüyorum. 0-4 yaş tartışmasını ben de biliyorum. Arkadaşımız televizyona çıktığında 0-4 yaş annelerine ücretsiz taşıma Cumhurbaşkanı yetkisindedir. Meclisin yetkisinde değildir dedi. Ben de kendisine dedim ki televizyonda cevabi programda Cumhurbaşkanı yetkisinde dediğiniz konuya siz burada oy birliğiyle oy verdiniz. Siz o zaman Cumhurbaşkanı yetkisini gasp etmiş mi oldunuz? Yetki gaspıdır bu demişti. Yetki gaspı mı yaptınız? Madem öyle bir konu vardı onu o zaman söyleyecektiniz. Bakın geçen ayda İSKİ Genel Kurulu'nda özür dileyeceksiniz. Özür dilesin Ekrem Başkan, biz o zaman zam veririz diye bir şey söylendi burada. %40 indirime de siz oy verdiniz. Siz bir çıkın yanlış yaptık %10 teklifini verirken deyin, özür dileyin. Ondan sonra biz bakarız. Burada birbirimize mugalata derler eskiler. Kelime oyunu yapmayalım. Ben şunu söylüyorum. Komisyon kurulmasından yanayız. Hiçbir sorunumuz yok komisyonların kurulmasından. Biz zaten şeffaflık sözü verdik halkımıza, milletimize. Ama kanunun yazmadığı yetkileri siz burada bir gündemle, bir teklifle veriyorsunuz. Bak burada kanun demiş ki komisyon çalışmalarında uzman kişilerden de yararlanır. Sorun yok ki. Kanun yazıyor zaten uzmanlardan yarar. Sen ayrı, mesele uzman meselesi de değil. Bakın arkadaşlar ben tekrar söylüyorum. Kurulma ve kanundaki yetkileri kullanır diye yazın, biz oy verelim. Tekrar söylüyorum. Kurulma kararı artı kanunda yazılı yetki, araştırma komisyonuna verilmiş yetkileri kullansın deyin, biz oy verelim. Siz hukuk devleti diye hukuk dışı yetkiler veriyorsunuz. Biz o yüzden hayır diyoruz. Bu konu burada kalmayacak, onu söylüyorum. Efendim yeniden oylarız oylamayız. Görürüz bakalım ne yapacağız. Doğan Bey'in tehditleri bizi hiç ama hiç ırgalamaz. Bak hiç ırgalamaz. Eğer demirden korksaydık trene binmezdik. Biz bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin Jacoben anlayışına, tek tipçi anlayışına, dayatmacı anlayışına, baskıcı anlayışına mücadele ederek geldik. Onun için ha komisyon kurun ama bizim istediğimiz gibi kurun. Komisyon kurun ama bizim istediğimiz gibi olsun. Efendim biz milletin istediği gibi hareket ederiz. Bu kadar. Bizim istikametimizi millet belirler, hukuk belirler. Onun dışında hiç kimsenin dayatmasını da tahakkümünü de kabul etmeyiz. Bu bir. İkincisi, yanlış bir bilgi verdi. Ben televizyonda öyle bir ifade kullanmadım. Burada hukuk komisyon başkanımız dedi ki bu yetki cumhurbaşkanımızda. Cevaben dediler ki 0-4 yaşla ilgili
Efendim, hep ona mı dikkat ediyorsunuz? Biz karar alıyoruz. Yani güya AK Parti'yi köşeye sıkıştıracaklar. Sonra çıkıp şunu söyleyecekler. 0-4 yaş bedava yapacaktık, AK Parti hayır dedi. Zaten 0-4'e o imkanı vermek için getirmediler. Güya AK Parti ile strateji oyunu yapıyorlar. Biz de anlamayacağız ya. Sayıştay bir karar verdi. Ben de televizyonda dedim ki Sayıştay engelledi diye tetikçi medyaları bir haber yaptı biliyorsunuz. 0-4 yaşı Sayıştay engelledi diye tetikçi medyaları bir haber yaptı. Biz de dedik ki Sayıştay engellemiyor. Yetkine bak diyor dedik. Bu kadar. Bunun için bu kifayeti müzakere, biz tekliflerimizi yaptık. Meclisimiz kararını verdi. Biz İstanbullular adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu 3 konudaki çalışmayı araştıracağız. İstanbullularla paylaştıracağız. İstanbulluların iradesine sahip çıkacağız. CHP de engel olmaya çalışsın. Bakalım engel olabilecek mi? Bodrum Meydan. Evet. Peki, ben bu konunun yeterince görüşüldüğünü düşünüyorum. Şimdi gündeme geçiyorum değerli arkadaşlar. Ek tekliflerin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, Doğan Bey. Bir saniye. Tevfik Başkan'a söz verelim. Sayın Başkanım, bir teklifte bulunuyorum. Lütfen kararı şöyle yazın. Başkanlık makamından gelen ek tekliflere CHP'nin hayır oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiştir diye. Bir saniye. Arkadaşlar lütfen. Yani ortamı gereksiz yere germeye gerek yok Doğan Bey. Rica ediyorum. Yani bu başkanlıktan gelen ek tekliflere o hayır demenin bir alemi de yok. Buyurun Doğan Bey. Şimdi bakın. Arkadaşlar bir dakika, ek teklif deyince Doğan Bey bunu AK Parti grubundan gelen ek teklifler olarak algıladığı için o yüzden başkanlık, arkadaşlar gülecek bir şey yok bunda. Bakın bunlardan lütfen. Bak, bunlardan medet umuyorsunuz. Bu kadar çaresizsiniz, bunlardan medet umuyorsunuz. Biraz önce söylemişti tipik CHP'li diye. Evet, tipik CHP'liyim. Bundan gurur duyuyorum. Siz de tipik AKP'lisiniz. Bunlardan medet umuyorsunuz. Elbette başkanlık makamından gelen tekliflere biz CHP grubu olarak elbette evet diyoruz. AK Parti'den gelen teklifleri düşünmemiz lazım. Peki. Evet, ek teklifler oy birliğiyle kabul edilmiştir.